Herkese merhaba. Bu videoda opening komutlarından bahsedeceğim. Yani boşluklar oluşturmaktan bahsedeceğim. Yüzeylerde boşluklar oluşturacağız. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle by face komutundan bahsedeceğim. Ama ondan önce bizim birinci katta döşememiz vardı. Bunu ikinci kata da kopyalayalım. Pardon. Evet, şimdi iki katta da döşememiz var. By face komutundan başlayalım. By face'e tıkladım. Burada bizden bir yüzey seçmemizi istiyor. Bu yüzey döşeme de olabilir veya çatı da olabilir. Şu çatıyı değiştirelim. Evet. By face komutundan çatıda gördüğünüz gibi çatının 4 farklı yüzeyi olduğu için bu yüzeylerden birini seçip bize çizim yapmamızı istiyor. Ve burada döşemelerden birini seçip bir boşluk oluşturmak için çizim yapmamızı istiyor. Ben birinci katın döşemesini seçtim. Bir sketch ekranı karşıma geldi. Burada çizim yapacağım. Draw komutlarından, yani çizim araçlarından faydalanarak bir çizim yapabiliriz. Ben şöyle dikdörtgen bir çizim yapacağım. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi sadece seçtiğim bölgedeki alanı boşluk yaptı. Şimdi aynı örneği çatıda da gösterelim. By face ile çatının herhangi bir yüzeyini seçtim. Burada bunu normal kat planında da yapabiliriz. Tabii ki de ben burada yapmayı tercih ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi çizdiğim şekilde bir boşluk oluşturmuş oldu. Peki şimdi biz level 1'e gelelim. Bir sonraki komutumuz olan shaft komutundan bahsedelim. Mimarimizde bildiğiniz üzere shaftlarımız vardı. Bu arada şurada fazla kalmış. Bu shaftları nasıl yapabiliriz? Tabii ki de buradaki opening komutlarından shaft komutu ile yapabiliriz. Shaft komutunu tıkladım. Yine çizim araçlarından çizim yapabilirim. Uygun çizim aracımı seçtim. Hemen sol tarafta Properties'te Base Constraint dediği, yani çizimin nereden başlayacağı, shaft nereden başlıyor, level 1'den başlasın dediğim zaman level 1'in döşemesini silmez. Yani orada bir boşluk oluşturmaz. Base Offset'inin değerini -150 girersem birinci katın döşemesinden 15 cm aşağıda shaft'ımı başlatacaktır. Tab Constraint dediği burada hangi katta bitmesini istediğini söylüyor. Unconnected diyerek buraya bir değer girersiniz. Shaft'ın uzunluğunu siz belirlersiniz ya da level 2'ye kadar gitsin diyebilirsiniz. Level 2'de Tab Offset level 2'nin ne kadar üstünde bitsin. Yani ben 20 cm üstünde bitsin demişim şu an. Bu şekilde bir çizelim bakalım nasıl oluyor. Onayladım. Gördüğünüz gibi burada zaten oklar da var. Bu oklarla da ileri geri, yani yukarıya aşağıya hareket ettirerek shaft'ınızın ölçülerini değiştirebilirsiniz. Veya tekrar Properties'ten de ölçülerini değiştirebilirsiniz. Hemen bakalım ne yapmışız. Gördüğünüz gibi birinci katın döşemesini de boşluk oluşturmuşum ben. Peki bunu nasıl değiştirebilirim? Base offset değerini 0 yaparsam birinci katın döşemesindeki boşluğu bana göstermez. Burada bir shaft var ama birinci katın, yani en alt katımın döşemesinde boşluk yok. Peki tekrar değiştirmek istiyorum. Burayı tekrar -150 yapıyorum. Birinci katın döşemesinden baktığımız zaman yukarıya doğru burada bir shaft görüyoruz. Shaft oluşturmak bu kadar basit. Diğer shaftları da oluşturalım. Shaft komutuna tıkladım. Çizim araçlarından uygulamayı seçtim. Ve shaftlarımı oluşturuyorum. Önceki değerlerim burada sabit kalmış. Onlarla aynı olmasını istiyorum. Şu an bir değişiklik yapmayacağım. Ve bu shaftları oluşturdum. Finish dediğimde gördüğünüz gibi tek seferde 3 shaft oluşturduğum için bunların hepsi bir
bir önceki oluşturduğum ayrı bir şekilde görünüyor. Bu şaftı çatıda da oluşturabilirdik. Çatı içinde şaft oluşturalım. Burada da herhangi bir çizim araç çubuğuyla şaftımı oluşturdum. Burada tabii ki de 3D görünümde yaptığım için nerede olduğu çok da belli olmadı. Bunu silelim. Plan görünümünde oluşturalım. Şaft dedim, çizim araç çubuklarından. Şunu seçtim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir şaft oluşturmuş olduk. Yine bu şaftın yüksekliğini de Properties'ten ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki komuta gelelim. Wall komutu. Wall komutu aslında duvarlarda boşluk oluşturmamıza yarıyor. Peki biz neden duvarda boşluk oluşturalım ki? Zaten bunu önceki derslerde görmüştük. Split element ile, yani şuradaki modify komutlarından split ile duvarda boşluk oluşturabiliyorduk. Ama bu duvarın tamamında boşluk oluşturuyordu. Wall, buradaki opening komutların altındaki wall komutu duvarda bir tesisat boşluğu oluşturmamıza yarayacak bizim. Biliyorsunuz zaten bizim işimiz tesisat. Buradaki duvarlarda tesisat boşlukları oluşturabileceğiz. Hemen şurada görünür bir duvarda deneyelim. Wall komutunu çalıştırdım ve benden bir duvar seçmemi istedi. Duvarı seçtim. Hemen bir çizim yapmamı istiyor. Geldim, şöyle bir çizim yaptım. Buraya bir tesisat boşluğu oluşturdum ben şu an. Gördüğünüz gibi bir tesisat boşluğu oluştu. Buradaki yüzeyden de yapalım bir tane. Duvarı seçtim. Ve şu şekilde bir tesisat boşluğu oluşturdum. Burada yine diğer komutlarda olduğu gibi okularla ayarlayabiliriz tesisat boşluğumuzu. Ne kadar olmasını istiyorsak. Bu da güzel bir komuttur. Neticede bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Tesisat boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Şimdi bunları silelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Biz şaftlarımızı oluşturduk. Döşememizi oluşturduk. Bir sonraki komut vertical. Burada yine çatı üzerinden gideceğim bu komutta. Vertical ile bir çatı seçmemi istiyor benden. Yani bir önceki komutta çatının yüzeylerini seçiyordum ama şu an çatının tamamını seçiyor. Çatıyı seçtim. Burada tekrar çizim araçlarından. Önceki seçtiğimizden devam edelim. Çizimimi yaptım. Yine tabii yanlış yerde yaptık çizimimizi. Aslında kat planında çalışmamız gerekiyor bu tarz şeyleri. Vertical dedim. Çatıyı seçtim. Çizim araçlarından. Evet. Hatırlarsanız bunu by face komutu ile yapmıştık. Bunu da vertical komutu ile yaptık. Şimdi aradaki farkı göreceğiz. Bir kesit alalım. Gördüğünüz gibi vertical komutuyla yaptığımız döşemeye paralel bir şekilde boşluk oluşturdu. Yani düşünün ki bir şaftınız var, çatıya kadar çıkıyor, çatının üstüne çıkıyor, bir havalandırma boşluğu olabilir işte. Burada döşemeye paralel bir boşluk oluşturduğunuz için çıkan tesisatlarınız da ona göre çıkacak oradan. Ama bu by face ile açtığınız çatının düzlemine göre, çatının yüzeyine göre paralel oluyor. Yani döşemeye paralel değil, çatıya paralel bir boşluk oluşturmuş oluyor. Bu aradaki iki komut arasındaki fark buydu. Buna da çizimlerinize dikkat etmenizi öneririm. Son olarak çatı penceresi oluşturacağız. Bunları silelim. Çatı penceresi oluşturmak için de yine çatımızın duvarlarını çizelim. Çatı penceresi duvarları çizmek için ikinci kata geldim. Duvarları çizelim. Burası için bir çatı oluşturacağım. Şu duvara ihtiyacımız yok. Saçakları olsun. 50 santimlik.
ve şu iki tarafta eğim olmasını istemiyorum dedim. Duvarlar çatıya kadar uzasın mı diye soruyor. Uzamasın dedim. Onu ben ayarlayacağım. Çatı şu an burada. Duvarlar burada. Herhangi bir görünümden çatı burada. Onu biraz yukarıya alacağım. Kendi çatımla hemen hemen aynı hizaya. Daha aşağıda da olabilir tabii. Şimdi duvarları seçip bu çatıya kadar uzamasını istedim. Evet. Gördüğünüz gibi bir şeyler oluştu ama tam oluşmadı. Buradaki birleşimlerinde bir sıkıntı var. Bunu modify komutlarından join komutuyla yapacağız. Birleştirmek istediğimiz düzlemleri seçeceğiz ve birleştireceğiz. Burayı ben şu an tam ayarlayamadığım için hoş bir görüntü olmadı. Biraz daha kenara çizebilirdik bunu. Tamamını. Evet. Şöyle klavyede nok tuşlarıyla biraz oynamalar yaptım. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Peki bizim asıl komutumuz neydi? Dormer komutuydu. Yani çatıda bir boşluk açacaktık. Şu an gördüğünüz gibi bir boşluk yok çatıda. Hemen o komutumuzu da inceleyelim. Dormer komutuna tıkladım ve boşluk açmak istediğim yüzeyi seçiyorum. Bu çatı. Şimdi boşluk için çizgiler çizeceğiz. Çatıyı referans alarak çizdim. Şimdi gördüğünüz gibi iki çizgi oluşturdu. Sonra duvarları seçeceğim. Ve bu duvarı da seçtim. Hatırlarsanız ki tam kapalı bir geometri oluşturmamız gerekiyordu. Bunları da trim komutuyla birleştiriyorum. Evet. Onayladım. Gördüğünüz gibi boşluğumuzu oluşturdu çatıda. Bir çatı katımız oldu. Buraya da buraya uygun bir pencere koyarak işlemimize devam edebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Opening komutlarını gördük. Umarım faydalı olmuştur size. Sonraki derslerle artık devam edeceğiz. Biraz daha mekanik işlere girmek istiyorum. Heyecanlanıyorum da ama sırasıyla gitmek istiyorum komutlarda. Tabii ki de bildiğim kadarıyla anlatacağım. Bütün komutları anlatamam. Öğrendikçe de aktarmaya devam ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.